Herkese merhaba, Ali Emre ben. Funnel Eğitim'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere dikkat çeken olta, kanca nasıl olmalı bundan bahsedeceğim. Gelin hemen başlayalım. Evet, şimdi bir önceki videoda bahsetmeyi unutmuştum ama bir şey hatırlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar, bu olta, hikaye, teklif dediğimiz şey hook, story, offer diye geçiyor. Bu hook'u kanca diye aslında çevirebiliriz. Kanca, olta diye. Aslında aynı şey gibi düşünebilirsiniz bunu. Şöyle anlatmaya çalışayım. Bu mavi okyanus olsun. Burada da balıklar var mesela. Bu da biziz diyelim ki. Bu bizim... Şöyle mesela oltamız olsun. Şimdi bu aslında kancaya takılanlar, şey gibi düşünebilirsiniz. Bu akışta mesela reklamlarımızı görerken o kaydırma işlemini durdurup reklamımıza bakan insanlar. Yani oltamıza takılanlar, ki bu oltamıza takılanları da ne yapıyorduk? İkinci adım olan bu hikaye anlatma, hikaye aşamasına getiriyorduk. Yani kanca, olta ikisini de kullanabiliriz. Minik bir hatırlatma yapmak istedim. Dikkat çeken kanca, olta nasıl olmalı? Bu derste nelerden bahsedeceğiz? Kısa bir tekrar yapacağım ve eklemeler yapacağım önceki anlattığıma. Zaten aslında birçok anlattığım, birçok aslında temeli ne olduğunu ben ilk derste olta hikaye teklif giriş videosunda anlatmıştım. Günlük hayattan olta kanca örnekleri vermeye çalışacağım. Son olarak da rakiplerinizin veya başarılı şirketlerin kancalarını, oltalarını nasıl görebilirsiniz bunu göstereceğim. Hemen tekrarla başlayalım. Olta, potansiyel müşterilerin dikkatini çekmek için kullandığımız şey dedik. Sonra ilk dersi, funnel nedir, neden funnel kullanmalıyız dersini hatırlayalım demiştim. Dikkatin öneminden bahsettiğimi söylemiştim o videoda. Ve o videoda işte insanlar size para ödemeden öncesi dikkat etmeliler demiştim. Dikkat nereye giderse para onu takip eder demiştim. Sonra olta bizim anlattığımız şeye, ürünümüze veya servisimize müşterilerin dikkat etmeleri için yeterince bir süre yaptıklarını durdurmalarını sağlar demiştim. Bununla ilgili hatta bir örnek vermiştim. Diyelim ki sosyal medyada geziyor müşterimiz. İşte yaptığı ürünlerimizi sosyal medya reklamlarıyla, Instagram reklamlarıyla satıyoruz. İşte mesela olta ne yapıyor? O akışta geziniyor değil mi müşterimiz? Olta ne yapıyor? O kaydırma işlemini durduruyor demiştim. Akışta kaydırma işlemini durduruyor ve ürünümüze dikkatini çekiyor demiştim. Olta birçok farklı formda olabilir demiştim. Bir reklam metninin başlığı olabilir, bir funnel da olabilir, sosyal medyada gezinirken dikkat çeken bir resim olabilir, bir mailin başlığı olabilir, bir video olabilir demiştim. Yani olta potansiyel müşterinin dikkatini çeker. Böylece müşteriye ikinci adım olan hikayeyi anlatabiliriz demiştim. Ve bunu yapabilmek için iyi bir orta merak uyandırmalı demiştim. Ve bununla ilgili bir örneği de sonraki videoda paylaşacağımı söylemiştim. İyi bir olta merak uyandırmalı ve potansiyel müşteriyi hikayenin geri kalanını okumaya, izlemeye veya dinlemeye istekli hale getirmelidir. Şimdi şu merak uyandırmalı kısmı ile ilgili bir örnek vereceğim sizlere. Bunu şimdi Russell Brunson anlatıyor. İşte bu adamın adı Mike. Ve Mike diyor ki, Russell, bizim webinar funnel'ımız berbat. Kayıt başına $22.84 ödüyoruz. Yani bir kişiye webinara kaydettirmek için ödedikleri para $24.85. Ve bu kaydolanlardan da %22.4'ü webinara katılıyor. Gösterim oranı da bu demek oluyor. Russell diyor ki, sizin webinarınıza dokunmayacağım. Sadece şu headline'ı, başlığı, oltayı, kancayı değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi size şunu çevirmeye çalışayım. Burada diyor ki, işte şirketlerin satış yapmadan, çok fazla zaman veya para harcamadan daha çok 5 yıldızlı gerçek incelemeler almasına yardımcı olmak için gizli yöntemimi kopyalayarak işte web tasarım işinize six figure, altı figür. Yani bu six figure demek, altı figür demek şu oluyor. İşte 100 bin, 200 bin, 300 bin. Mesela 7 figür
İşte 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon. Yani 7 haneli demek gibi bir şey aslında. İşte al six figure nasıl ekleyebilirsiniz? Diyor ki Russell Brunson, ben bu başlığı oltayı, kancayı okuduğumda merak duygusu hiç uyandırmıyor. Eğer ben bunun nasıl yapılacağını bildiğimi düşünüyorsam kayıt olmayacağım. Ya da kayıt olsam bile zaten nasıl kayıt olsam bile eğer bildiğimi düşünüyorsam bunu nasıl yapacağımı webinara katılmayacağım diyor. Ve sadece headline'ı, oltayı, kancayı değiştirerek bakın bakalım kayıt başı maliyet 5,84 doları yükseliyor ve gösterim olanı da 31,7. Peki burada ne diyor? Bunu çevireyim size. Çok fazla zaman harcamadan işte ekstra kaynak gerektirmeyen, işte soğuk arama gerektirmeyen, kolay sunulan bu hizmeti ekleyerek web şirketime işte 6 figür 100 bin işte 106 haneli sayıları nasıl ekledim? Bak en altta da şimdi asıl olay en altta da yazıyor bak. Facebook reklamları değil, arama motoru optimizasyonu, SEO değil, mail pazarlama değil, sosyal medya değil, grafik tasarım değil, dijital pazarlama değil, fotoğraf değil, video değil. Merak ediyorum ne bu ne? Bak bunların hiçbiri değil. Aklıma gelecek olanların hiçbiri değil. Ne yapıyor bu? Gizem yaratıyor. Merak uyandırıyor bende. Ve zaten gördüğünüz üzere bu da hemen reklam maliyetlerine yansıyor. Kayıt başı maliyet bakın 24,85'ten 5,84'e düşüyor. Ve gösterim olanında sanırım 22,4'ten 31,7'ye yükseliyor. Sadece headline'ı, başlığı bak. Webinara hiçbir şeye dokunmuyor. Sadece başlığa, kancaya, oltaya merak uyandıran, gizem uyandıran bir şekilde değiştirerek bu sonuçları alıyorlar. Şimdi sonrasında o videodan tekrardan devam edelim. İki tane olta örneği vermiştim. Bunları internetten bulduğumu söylemiştim. İşte hedef kitlemiz mesela günlük işini bırakıp kendi işini kurmak isteyenler. Kendi işini kurmak isteyen her 10 kişiden biri gerçekten başarıyor örneğini vermiştim. İşte hedef kitlemiz ürünlerini satmak isteyen ancak satmakta zorluk çeken kişiler. Oltamızda, kancamızda harika bir ürününüz var ama insanların ürünü satın almasını sağlamakta zorlanıyor musunuz? Şimdi ise günlük hayattan kanca olta örnekleri vereyim. Şimdi bunlardan ilk vereceğim olan fit to fat to fit. Bu adam şimdi yanlış hatırlamıyorsam bu adam bir bodybuilder, işte vücut yapıcı ve sanırım bunun işte kurs satıyor bu. İşte nasıl fit olunur, kilo nasıl verilir ile ilgili. Fakat şunu fark ediyor. Ay bu kilo verme ile ilgili fark ettiyseniz bu eğitimleri veren insanların hepsi zaten doğru düzgün kilosu olmayan fit olan insanlar. Ve bu adam diyor ki ben bu yüzden sanırım 60 pound mu ne alıyordu? Kilo alıyor. Tamam bak zaten buradan geliyor. Fit halden fat, şişman hale. Kilo alıyor ve 4 aylık bir program hazırlıyor. Diyor ki ben 4 ay boyunca bu aldığım sanırım 120 kiloya falan çıkıyordu. Bu aldığım kiloların hepsini vereceğim. 4 ay boyunca ne yaptıysam hepsini videoya çekeceğim. Hepsini size göstereceğim ve benimle beraber kilo vereceksin. Hatta şimdi web sitelerinden ben size göstermeye çalışayım. Fit to fat to fit story diyelim. Ha, şurada. Bir dakika açılırsa şimdi. Bakın. Join me as I go from fit to fat to fit. Yani işte ben fit halden şişman hale sonra fit hale geçerken ki yolculuğumda benimle beraber olun. Bakın. Fit hali sonra fat hali kilo alıyor. Sonra tekrar fit hali. Bak aşağıya indiğinizde. Mesela burada bir video da varmış. Şöyle birazcık daha aşağı inersek. Bakın burada gösteriyor mesela. Her şeyin başladığı yer. İşte 60 pound alıyor. Sonra bu aldığı kiloların hepsini 4 aylık bir programda bu kiloların hepsini veriyor. Bakın mesela çok güzel bir olta kanca örneği. Mesela reklamlarda karşınıza çıktığını düşünün. Mesela bir başka örnek. Film afişlerini düşünebilirsiniz. Mesela geçenlerde bir şey gördüm. Şöyle bir şeyden bahsediyordu. Bizim 3 saniyemiz var diyordu. O müşteri gördüğünde nasıl bir film olduğunu, ne yapmak istediğimizi, o mesajı, hikayeyi bizim 3 saniye içinde o dikkati çekip
dikkate çekip anlatmamız gerek, o filme gitmesine karar verdirmesi gerek, yoksa sonraki afişe geçer. Mesela bence bu da çok güzel bir olta kanca örneği. Son olarak rakiplerinizin veya başarılı şirketlerin kancalarını nasıl görebilirsiniz? Bunu göstereceğim. Bunun için arkadaşlar Facebook'tan facebook.com/@rarberry adresine gidiyoruz. Buradan aslında bu siteden rakiplerimizin Instagram'da, Facebook'ta verdiği reklamları görebiliyoruz. Zaten Facebook, Instagram'ı Facebook aldığı için oradan tüm reklamları görebiliyoruz. Şimdi bir Facebook Ads Library'ye gidelim. Size nasıl rakiplerinizin oltalarını, kancalarını görebilirsiniz onu göstereyim. Evet, şimdi Facebook Ads Library'ye girdim. Buradan eğer bir Facebook hesabınız yoksa açmanız gerekiyor. Facebook hesabınız olmadan bu sayfaya gelmenize izin vermiyor diye biliyorum. Buradan reklamlardan Türkiye'yi de seçebilirsiniz. Eğer incelediğiniz şirket global bir şirketse tümünü seçmenizi öneririm. Buradan tüm reklamları seçiyorsunuz. Ardından buraya aramak istediğiniz markanı yazıyorsunuz. Mesela ClickFunnels'ı inceleyelim. Mesela benim ilk gözüme çarpan şu üstteki işte Build your customer list in record time. Rekor sürede işte müşteri listesi oluşturun. Bu ücretsiz eğitim bunu nasıl yapacağınızı gösteriyor. Linke tıkladığımda da mesela şöyle bir sayfaya gönderiyor beni. Burada mesela bir olta kanca, bir headline, bir başlık var falan. Şimdi bunu da normalde direkt mesela sonrasında funnel'ınızı kurarken incelemek için, bunları biriktirmek için direkt şöyle kopyala yapıştır da yapabilirsiniz. Ama bunu pek tavsiye etmiyorum. Burada gördüğünüz üzere bir sayfa düzeni var. İşte bazıları mesela kalın yazılmış falan filan. Bunun içinde Light Shot diye bir eklenti var. Bunu Chrome'a ekledikten sonra şöyle bir şey oluyor. Buna tıklıyorsunuz. Ekledikten sonra şöyle ekran görüntüsünü almak istediğiniz yeri seçiyorsunuz. Mesela atıyorum olta burası. Ben şu tarafın hepsini aldım. Sonra isterseniz bunu kopyala deyip işte bir Word dosyasında bu başlıkların, oltaların, kancaların hepsini toplayabilirsiniz. Ya da direkt kaydedip sonra bir klasörde bunların hepsini toplayıp görselleri sonrasında inceleyebilirsiniz. Size kalmış. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Son olarak bu eğitime yardımcı olması için ücretsiz bir e-kitabı hazırladım. Bu e-kitabı da açıklamalardan indirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümde görüşürüz.